Bugün sizlerle mini CNC'de 15 watt lazerle denemeler yapacağız. Kesme denemeleri yapacağız. Evet, 5 elementi keseceğiz, biçeceğiz. Hangisinde ne olur onu göreceğiz. Evet, 5 elementimiz geliyor. Birinci element tahta. Tahta mı? Tahta tabii. Zoruna mı gitti? Evet, birinci elementimiz bu. İkinci element... Bak yanlış olmasın, hava olmasın. Yok yok, su. Su değil, onun yerine deri. Derimiz. Üçüncü elementimiz... Tahta. Yok yok, ateş, bir dakika. Ateş değil, onun yerine plastik, ateşte yanıyor. Dördüncü element... Tahta. Yok yok, hava hava, demin biri hava dedi, hava. Tahta yok, götünüzden element uydurmayın, tahta yok. Hava değil, onun yerine de bu gördüğümüz metal folyoyu deneyeceğiz. Birçok elementi tanıdık, birçok elementi gördük. Şimdi geldik en civcivli bölüme. Beşinci element olarak da taş, bildiğimiz taş. Harbi element. Küçük bir uyarıda bulunayım. Lazer kesim cihazlarında lazerin tehlikeli ışınlarından korunmak için lazer koruyucu gözlük gerekiyor. Şu gördüğünüz yeşil şeffaf bir gözlük. Bunun özelliği lazer ışıklarını filtre etmesi. Bunu da kamerada sizlere bizzat göstereceğim. Arada ne kadar büyük bir fark olduğunu göreceksiniz. İlk testimize başlayalım. İlk test metal folyo. Bakalım ne olacak. Aradaki farkı görmeniz için şöyle filtreyi kaldırıyorum. Filtre varken ve yokken arada ne kadar fark ettiğini siz de görüyorsunuz. Wow. Evet. Bakalım. Gördüğünüz gibi folyomuz kesildi. Folyomuzu %80 ile rahatlıkla kestik. Hatta 80'in altında da rahatlıkla keserdik. İkincisi plastik. Bakalım plastikte ne gibi bir kesim etkisi yapacağız. Ben yine filtreyi şöyle takayım ve gözlemleyelim. Bakalım ne olacak. %80 ile kullanıyoruz lazeri. Wow. %80 enerjide rahatlıkla hiç zorlanmadan kesti attı. Yaklaşık olarak 1 milim kalınlığında plastiğimizi kesti. Üçüncü deneme deri. Bakalım deriyi ne yapacak? Deri parçamızı yerleştireceğiz ve ilk denememizi yapacağız. Deriyi %50 enerjide kesemedi. Sadece üzerinde iz bıraktı ama kesemedi. Gördüğünüz gibi. Arkasından da tahminen çıkmamıştır zaten. Evet, arkasından da çıkmamış. Yeni bir tane daha yapacağız. Bunu biraz daha %80 deneyeceğiz. Bakalım bu sefer ne olacak. Kesmede iki etken var. Bir lazerin gücü, bir de kaç saniye boyunca aynı noktaya atış yapacağım. Evet, filtresi hali bu. Gördüğünüz gibi aradaki zararlı ışınların ne kadar filtre ettiğini görebiliyorsunuz. Delip alttan geçiyor. Şu an gördüğün lazer ışının wow. Resmen delip aşağıdan geçtiğini görebiliyorsunuz. Kesinlikle hiçbir şey bırakmadı. Canını okudu.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi deri artık deriklikten çıktı. Canını okumuş durumda. Wow. Yaktı aslında, yani kesmekten çok yaktı. Şimdi sırada dördüncü elemente geldi. Herkesin merakla beklediği tahta. Evet, başlıyoruz. Tahta. Erite erite gidiyor. Evet arkadaşlar, tahtanın da durumu bu. Wow. Bariz bir şekilde yapmışız. Şimdi üzerine sadece çizgi çizmek istiyorum. Yani kareyi çizeceğim. Bir yan tarafına sırada son malzememiz kaldı. O da tabii ki son element taş. Bakalım taşta ne olacak? Hadi onu görelim. Sanırım taşa hiçbir şey olmuyor. Wow. Hiçbir şey olmadı derken yanıldık. Taşın üzerinde küçük bir, gördüğünüz gibi, çizgiyi açtık. Yaklaşık 1 santimlik bir çizgi bu.